Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Mahmud Efendi Hazretlerine atılan iftiralara cevap vermeye gayret ediyoruz. Konuya geçmeden önce şunu herkes kendi içinde karara bağlaması lazım. Gaye nedir? Senin gayen nedir? Hakikati anlamak mı? Yoksa ne olursa olsun çarpıtmak, iftira etmek, karalamak mı? Çünkü hakikati arayan kişiye işin aslını anlatınca kabul ediyor, hatasından dönüyor. Art niyetli amacı çamur atmak olan insanlara bir saatte izah etseniz anlamak istemiyor. O yüzden yazıyı kesiyorlar, devamını vermeden insanlara aktarıyorlar, bilinçli yapıyorlar. Bilgisiz insanlar da bu konuda zanna kapılıp iftira edebiliyor. İftira büyük günahlardandır, buna sebep olanlar da o günaha ortaktır. İşte bu iftiralardan bir tanesi de Risale-i Kutsiye'de geçen ve çarpıtılan şu cümlelerdir. Alim o, yani bilen o, bilinen o. Akıl ermez bu işleri. Namaz kıldık diyoruz ama asıl namazın hakikatini Mevla kılıyor. Dünyada en iyi namaz kılan insanın namazı Mevla Teala'nın yaptığı salatın sureti oluyor. Mevla gibi kim salat edebilir? Asıl kendisine layık olan salatı kendisi yapıyor. Eğer biz çok dikkat ederek namaz kılsak Mevla Teala'nın yapmış olduğu salatın suretini kılmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar paragrafa iyi bakın. Mevla namaz kılıyor diye bir ifade geçmiyor. Birincisinde namazın hakikatini kılıyor diyor. İkinci paragrafta bu hakikatten murat nedir onu söylüyor. Mevla'nın salatı diyor. Namazın hakikatini Mevla kılıyor. O da nedir? Mevla'nın salatıdır. Kimin namazı Mevla'nın salatı gibi olabilir ki? Yani burada Allah namaz kılıyor diye bir ifade geçmiyor. Namazın hakikatini Mevla kılıyor. O da ondan nurat da salat etmesidir diyor. Yani aslında anlaşılması bu kadar basit. Burada Allah'ın bizim gibi, bizim kıldığımız gibi namaz kıldığına dair bir ifade yok. Zaten parantezde de bunu bildirmiş. Buradaki salattan kulların kılmakta olduğu uzun fiillerinden ibaret olan bildiğimiz namaz manası anlaşılmamalıdır. Çünkü Mevla Teala'nın fiilleri hiçbir bakımdan yaratıklarının işlerine benzemez. Dolayısıyla Mevla Teala'nın kendisine yapmış olduğu salat, tenzih, tazim, medih ve sena manalarında anlaşılmalıdır. E kendi söylediği söze böyle bir açıklama ekletiyorsa ve izah ediyorsa siz bu söz üzerinden nasıl sapıklıkla ve hatta şirkle suçlayabilirsiniz? Derdi hakikat olanın Bunları araştırması gerekmez mi? Ama araştırmıyorlar. Neden? Dediğim gibi gayet çamur atmak, insanların ön yargılı hale getirmek. Kardeşlerim, salat birçok anlama gelir. Salavat videosunda da bahsetmiştik. Allah'ın salatı vardır, meleklerin salatı vardır, insanların salatı vardır ve diğer ayetlerde de bunlar açıklanır. Mesela İnallahu ve mela ike tehu Yusalluğüne Allah ve melekleri o nebiye salat ediyor, buyruluyor. Allah ile melekleri aynı şekilde mi salat ediyor? Peki Allah'ın kuluna salatı neydi? Rahmeti, rahmet etmesi. Meleklerin nebiye salatı istiğfar, müminlerin nebiye salatı duaydı. Ayetlerle ispat etmiştik. Daha önce de söylemiştim. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Siz beni anın, hatırlayın ki ben de sizi anayım. Ayet aynı fiili bize ve Allah'a isnat ediyor. Peki Allah bizi bizim onu zikrettiğimiz gibi mi zikrediyor? Anıyor. Elbette hayır. Yine söylemiştim müminlerden bahsederken Ruhemâü beynehüm Birbirlerine merhametlidir buyruluyor. Ruhemâ, rahimin çoğulu. Her biri rahimdir diyor ayette. Rahim sıfatı müminlere isnat ediliyor. Başka yerde de El rahim diyor. O rahmandır, o rahimdir. Müminlere de rahim diyor. Kendisine de rahim diyor. Kulun merhametiyle Allah'ın merhameti bir olabilir mi? Olamaz. Ama aynı ifade kullanılmış. Kur'an bütünlüğünün farkında olan bir insan bu farkı bilir ki bir fiil Allah'a isnat edildiğinde farklı, kullara isnat edildiğinde farklı mana içerir. Allah'ın salatı deyince hiçbir alim, ilimden az bir kırıntı nasibi olan bundan namaz kılmayı anlamaz. Şimdi tekrar söze gelelim. Namazın hakikatini Mevla kılıyor. Yani bundan kasıt kendisine yaptığı salat demiş Mahmud Efendi. Namaz insanın Allah'ı övmesi, senası, zikri yüceltmesidir ve bunların hepsini cem bir ibadettir. O zaman namazın hakikati ne oluyor? O yüceltmenin, övmenin aslı, gerçeği en üstüne oluyor. Mevla Teala'nın kendisine salatı, takdisi, övgüsü ise bütün insanların namazından daha üstündür. Kendisine layık olan salatı kendisi yapıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kendisini nasıl övdüğünü, takdis ettiğini, yücelttiğini görüyoruz. İşte ona en layık olanı kendisi yapıyor. En iyi namaz kılan bile bu salatın, bu övgünün, bu takdisin suretini kılmış oluyor, yapmış oluyor. Yani cümle şöyle olsaydı daha iyi anlayacaktınız. Mevla Teala'nın kendisini övmesinin, takdis etmesinin, yüceltmesinin suretini biz namaz olarak kılıyoruz namazla yapmaya çalışıyoruz. Böyle daha iyi anlaşılmıştır inşallah. Şayet gayeniz hakikatse meselenin aslı budur. Kendi açıklamasında olduğu gibi burada Allahu Teala'ya namaz kılma fiili isnat edilmemektedir. Ha yani şayet amacınız iftira etmekse, çamur atmaksa o da size kalmış bir şey. Ahirette görüşürsünüz.